Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Fırın telinde ızgara lezzetinde nefis bir tavuk tarifi vermek istiyorum bugün sizlere. Hiç bekletmeden direkt tarifimize geçelim. Bir adet yıkanmış tüm tavuk ıslanmayan yerleri kesilerek temizlenir. Tavuk sırt kısmından kesilerek ikiye ayrılır. Kanadın alt kısımları kesilerek atılır. But yerlerine kesikler atılır daha iyi pişmesi için. Evet, aralıklı olarak tavuğun üzerlerine kesikler atılır. Sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, kekik, 2 farklı kekik kullandım. Kırmızı toz biber, karabiber, pul biber. Karışık tavuk baharatı ekleyerek tüm malzemeleri karıştırdım. İki adet büyük sarımsağı ezerek bıçak yardımıyla ince olacak şekilde dilimliyorum. Sarımsakları sosun içine alarak karıştırıyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hazırlanan sos tavuğun üzerine alınır ve her tarafına gelecek şekilde bulanır elimizle. Arkasını önünü güzelce emmesini sağlayalım. Eğer vaktimiz varsa soslu halde yarım saat, 1 saat bekletelim. İki adet büyük patatesin kabukları soyulur, yıkanarak iri parçalara olacak şekilde kesilir. Dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Biraz zeytinyağı gezdirilir. Kekik, tuz, kırmızı toz biber veya tavuk baharatı eklenerek karıştırılır. Üç adet yıkanmış kabuklu soğan, 2 adet sarımsak eklenir ve karıştırılır. Fırın tepsisine içine yarım su bardağı su eklenir. Patates, soğan ve sarımsaklar alınır. Aralıklı olacak şekilde düzeltilir.
Fırın teli alınır üzerine. Fırın telinin üzerine, tepsinin üzerine gelecek şekilde tavuk yerleştirilir. Tepsinin üzerindeki fazla sos tavuğun üzerinden gezdirilir. Evet, fırına girmeye hazır artık tavuğumuz. Önceden ısıttığımız 170 dereceli fanlı fırında 1 saat pişirmeye bırakılır. 30 dakika sonra fırının kapağı açılır. Tavuk ters çevrilir ve diğer tarafında kızarması sağlanır. Evet, kapağı kapatılarak tekrardan pişmeye bırakılır. 1 saate yakın tavuğun pişti. Fırından çıkartabiliriz artık. Fırında kalma süresi tavuğun büyüklüğüne göre değişir. Kontrollü bir şekilde pişiriniz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Altında patates, soğanı, sarımsağı ile nefis bir tavuk yemeği. Servis tabağına tavuk alınır ve lokum gibi pişti. Gördüğünüz gibi hemen kemiğinden ayrılıyor. Tavuğun etrafına patatesler dizilir. Ve soğanların kabuklarından ayrılarak ayrı bir tabağa servis yapılır. Dilerseniz nar ekşisi ve sumakla da ikram edebilirsiniz. Kalan sosu da ziyan etmeyelim. Bir sosluğa aldım ve yerken üzerine yağ gezdirerek ekmeğe bana bana yedik. Nefisti. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Görmeniz için servis tabağına alarak sizin için dilimliyorum tavuk budunu ve patatesleri. Deneyecek olanlara şimdiden afiyetler dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.